Efendim merhabalar. Nereye geçtik? Tabii ki efendim salona. Salatamız burada. Zaten az önce göstermiştim. Burada tavuk prezolamız. Burada e, turp var. Burada turşu var. E, burada fıstık var. Kara şimşek. E, tuzlu çekirdek var. Burada da zeytin var. Evet. Hadi bakalım. Siber başlayalım. <laughs> Vallahi yani insan yemekten doyuyor şey yemek yaparken şeyinden doyuyor kokusundan. Çünkü bir de tekim ya. Yani yalnızlık Allah'a mahsus. Allah'tan ki Aurora köpeğim var. E, ona da yaptım. O da yedi şimdi zaten. E, kalkıp masaya oturup da gel kızım. Gel. E, yani Buraya ofet. Gel. Ofet buraya. Şimdi arkadaşlar Tek diş nerede diye sormayın bana. İkinci Biriciyi bana sormayın. Giden merak edenler okşana yazsın. Yani. Ben nereden bileyim? Bana sormayın öyle şeyler. Ben e, gerekli şeyleri yaptım, ettim. Yani elime ulaşan bir bilgi olursa tabii ki ben video açıp sizlere e, le paylaşırım. O yüzden yani her defasında hoş geldin e, Deniz ablacığım her defasında yok tektir, yok biricik, yok bilmem ne. Bırakın da biraz insanlar kendi dertleriyle, kendi düşünceleriyle yani şey yapsınlar. Bugün ben gittim e, Deniz abla. beş 5000 TL'yi ödedim e, şeyi ama bloke kalkmamış. Hmm, hmm. Yok yok, e, her şey <laughs> 5000 TL'ye konulmuştu zaten bloke. Gittim e, burada Söğüt Özü'nde icra daireleri var. Uzak ama taksi bayağı yazıyor. Ondan sonra ben araba kullanmıyorum. Yani. E, eski eşimde araba. E, o da müsait olmuyor. Gündüz. O yüzden e Dolmuş da yok orada. Yo hallettim hayatım hallettim. Ama bloki 5'e 5 beş kala 2 saat Zeynep'le Şengül e, yayın açtığında ben ona onlara konuk olduğumda zaten hazırlanıyordu. Evet biraz dedim böyle rutuş yapayım dedim. Ondan sonra e, gitti. E, bir bankaya gitti. E, Banka e, beni diğer bankaya şey yaptı. Evraklar benim elimdeydi. İkinci bankaya gittiğimde orada ödemeyi aldılar. Ödemeyi aldılar. E, aldılar. Saat tam beş kala e, şeyden çıktım. E, bankadan çıktım. E, o da sistemi ne zaman düşer bilmiyorum. Onu hallettik. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Blokeyi koyan e, şey canım belli. E, zamanında vodafone, telsim, e, tetenet evin interneti. Ondan sonra e, Türksel almıştım, almıştım. Onları da ödemeden cezaevine girmişti. Bundan dolayı yani o üçü bir arada. Ama şöyle bir şey vardı. Bundan kaç ay önce torba yasa şey pardon yapılandırma olduğunda işte bu tür şeylere yapılandırmaya girmeyeceği, ap edileceği söylenmişti. Ben de öyle zannediyordum, çok sevinmiştim. Ama şu anda öyle bir şey olmuş olsaydı zaten onlar da af kapsamına yapılandırmak değil. Af kapsamı otoyol ücretleri işte HGS e, vesaire e, Vodafone, Telsim, e, ondan sonra e, evin ev interneti, TTNet olaraktan direktmen dediler Neyse, önemli değil, sonuçta ee, Allah'ıma şükür elde ettim ve ee, hallettim, efendim. Şimdi blokenin kalkmasını bekliyoruz, bekliyorum. Bir de ee, şunu söylemek istiyorum. Ben burada kimsenin yani Zeynep Hanım'dan e, yola çıkaraktan söylüyorum. E, siz kalkıp da bak, bakın efendim şu an ne kadar e, sakinim. Ha diyeceksiniz ki ne ilerleyen saatlerde ne olur? Bilemem. Ama sukunetliğimi, sakinliğimi, keyfimi Bozmak istemiyorum. Şimdi ilerleyen saatlerde değil. Kalkıyorsunuz boş yere insanların kendi şahsım adına. Çünkü ben e, buradan çok çekiyorum. Ha, o da oradan çekiyor. Sadece ben vermiyorum taksilere para. Kağıtlara, dosyalara. O da oradan gidiyor. Bin kere dedim ki senin benle derdin ne? Uğraşma benimle. Dedikçe sadece benle değil herkesle uğraşıyor. E şimdi burada Zeynep hanım diyor ki ne benim avukatlarım var diyor. Evet. Yani en ufak bir şey de bana söyleyin diyor. veya diyor ben gidiyorum gerekli yerlere avukatlarım aracılığıyla bunu söylüyorum. Siz neden korkuyorsunuz diyor. Yazık günah değil mi diyor bu Sibel Baysal diyor. Böyle kalkıyor canlı yayınlarda e, orasına burasına madilik yapıyor. Yemek yemiyor, Yemeği çok güzel yapıyor diyor. Ama orasına burasına madilik yapıyor diyor. Yazık günah değil mi? Dedikçe e, siz geri kaçıyorsunuz. Yani geri vites atıyorsunuz. O yüzden eee yani, oturduğum ev icralık, hacizli. altındaki araba hacizli. E başkaları gibi ben son model araba kullanmıyorum. E, gözü olanın gözü çıksın. Allah daha çok versin ama insan olana versin. Ki veriyor yani. Ama bu tip e, kişi, kişiler tabii ki onun bunun hakkını, e, hakkını yiyorlar. Mesela ben şuradan bir e, taksiyle bir yere git, e, gittiğim zaman e, dünya para yazıyor. E, dolmuşa bineceğim Allah Allah. E, gideceğim yerde dolmuş yok çoğu zaman öyle oluyor. Yani demek istediğim ben buradan taksiye veriyorsan o da oradan veriyor. Çünkü ben de altta kalmıyorum. Çünkü en büyük haksızlığı yapan o. Ben haklıyım. Ben haklıyım. Yani. Daha önceden ne yaptı? Basilik davası açtı bana. Gülhane Hastanesi kurulu ee, ne verdi? Bu senin kan bağın değil. Vasiliğin reddine diye karar verdi kurul. Koskoca kurul. Hem 29 Mayıs Devlet Hastanesi, ondan sonra da Gülhane Hastanesi. Gülhane Hastanesi daha önceden askeriyenin belki bir bölüm daha vardı. Evet gittim de gördüm. Albayların, asubayların, askeriyenin yani şeyi, hastanesi. Şimdi bölüm bölüm ayırmışlar. Akşam Çağır, çağır. Tamam. Sonrasında efendim e, oraya tekrardan işte Gülhane Hastanesi'ne gidiyorum. Bana testler veriliyor. Okula gider gibi. Neyse, tabii ki hocalarımız, doktorlarımız, ee, deçant olan işte ee, kurul doktorlarımız, ee, başhekim olsun. E, oradan yine 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nin vermiş olduğu karar şeyi veriyor. Vasileye tayin değildir. Reddine diyor. Sonra kız kardeşim geliyor. Ben gönüllü kız kardeşimi... ...vasi olaraktan atıyorum. Neden atıyorum? Çünkü... ...17-18 sene... ...kesinleşmiş değil. Kimi Yargıtay'da... ...kimi istinafta olan... ...parçalı. İşte ondan iki sene almışım... ...bundan şu kadar almışım... ...vesaire... Yani toplam e, dedim ki zaten e, daha önceden de bir e, suçtan e, yağma suçundan içeriye girdiğimde e, veya işte e, iki senelik üç senelik veya bir senelik e, Semra abacım e, sürekli geliyordu ziyaretime hem Ankara'ya hem de e, Nevşehir'e. İşte işte Çankırı, Keskin vesaire yattığım yerleri ziyaretime diğer diğer abilerim veya işte e, ablalarım değil. Çoğunlukla Semra. Ben de vasi olaraktan Semra'yı vasi e, gönüllü olaraktan tayin ettim. E, sonrasında baktım ki efendim e, bacım Vasi olduktan sonra yine e, şans ikinci kez vasilik davası açıyor. Bakınız ilk açtığı davadan vasilik davasından red geliyor. Ben kazanıyorum davayı ki kazanmak zorundayım. Böyle bir şey var mı? Kan bağım değil. Yani kan bağım olan bacımı dahi vasi olarak tayin ettiğimde nelerden geçmiş bacım orada? Adana'da. Neyse birisi işte farklı bir e, su ceza hakimliğinde açılıyor. Bizim açtığımız bacımın işte vasilik olayı. Sonrasında e, tekrar bu kişi Yine ikinci kez eee Vasilik davası açtığında e, dosya ne oluyor? Tabii ki ister istemez e, semra benim kan bağım, bacım. Beyefendinin açmış olduğu diğer e, hukuk mahkemesince gittim ben öyle şeylerde uyumam etmem. Ha. Ne oluyor? Beyefendinin açmış olduğu o diğer şeydeki bacımın la görülen vasilik davası olan mahkemeye birleştiriliyor. Şimdi tekrar rapor isteniliyor. Ama bunun akabinde, bunun akabinde yemin ederim ne kadar gittim harç parası vesaire bunlar burada söylemeyeceğim. Ee, fazlasıyla hakkım neyse taksi paraları yok vesaire şudur budur işte e, yani bir kere sen adaleti oyalıyorsun. işgal ediyorsun. Yani bundan dolayı yine rapor istenildi ve aynı tek mahkemede çift iki mahkemeden tek mahkemede birleştirildi dosya. E, tabii ki bunun da şeyini Kurul bana soracak. Zaten orada mahkemede beraber gitmişiz. Gönüllü olaraktan kız kardeşimi vasi olarak tayin etmişim. Neden ettiniz diyerekten Adana'da e, emniyet müdürü tarafından bacım davet ediliyor. Gözaltına alınmıyor. Seni Sibel ablan diyor varmış Ankara'da. E, bacım buraya geldiğinde Semra beraber gittik. E, dilekçeler verdik. Çünkü niye? 17 yedi, on ne parçalı cezalarım var benim. Bundan dolayı gönüllü olaraktan bacımı ben vası tayin ettim. Ondan sonra bu işi karıştırdı. Bundan dolayı e, yine tam teşekküllü bir hastaneden, e, kuruldan, zaten orada daha önceden bilgiler var. Raporlar var. Vasillik davasının reddine olan kararlar var beyefendi hakkında. Bunlar da e, tek, tekrardan böyle bir e, hastaneye gideceğim. E, fakat burada yine Semra benim vasim. Yani siz e, kaybediyorsunuz beyefendi küçük bir odanız var. Orada sürekli onunla bununla uğraşıyorsunuz ve dava üzerine dava açıyorsunuz. Bu huyunuzdan vazgeçiniz. Zeynep Hanım olayına gelelim. Çok kısaca özetleyeceğim. Zeynep Hanım size 10.000 TL para gönderdi. Gardolabı için 20 bin TL daha göndereceksin. Öyle bir şey yok. Kanunen e, siz suç teşkil ediyorsunuz ve e, şey yapanın paranız geldi. yani şöyle üç adım at kendini. Şeyde mi kalmıştık? Ha. Kadın sana göndermiş 10.000 TL. Bakın efendim paylaşımlarına. O kendi bileceği şey. Zeynep Hanım'ın. Yani bileceği şey derken zaten paylaşımı yapıyor, avukatları tut, var. Yani bundan dolayı hani araya girdiği için e, e ben kimseden zorla para isteyemem yani bir insan bana tamam 10 bin TL gönderdiyse ha geldi burada Zeynep Hanım burada zaten yeni katıldı dinliyor. Ee, o zaman e, ikinci iki abilinde ben kalkıp da işte zor ki benden isteniliyorsa hakikaten 149. 148. maddelere uyarınca e, bu tür maddeleri e, giriyor. Zaten e, Zeynep Hanım da zaten gereğini yapıyor. O da oradan yapsın. Beni ilgilendirmiyor. Ben bacıma basilik olayına geleceğim. Çünkü bu videoyu ben basilik olaraktan açtım efendim. Ondan dolayı ne olursa olsun, ne olursa olsun diyorum ki kız kardeşim benim basim olacak. Kıcıklarına yaptı bu. Dava uzasın. Dava uzasın. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Ee, adaletimiz o kadar ivedilikle e, işliyor ki yani ama şunu unutmayın. Teknik takip vardır. Hani çekirge bir zıplar, iki zıplar. Teknik takibe takıldığından dolayı her şey tüm deliller toplanıyor senin aleyhinde. Beyefendi Ya sen şimdi işte öyle yapıyorsun ya. İşte avukat sıfatına giriyorsun. Yok bilmem ne şudur budur. Bana bir şey olmaz falan diye. Ha, bugün teknik takip. Nereden baksanız yeri geliyor. 6 ay sürüyor. Yeri geliyor. 1 yıl sürüyor. Ama işte olacak Ne kadar alır? Çok büyük. Teknik takip dediğimiz ...budur... ...yoksa normalde Sibel Valsal kalkmış... ...biriyle kavga etmiş veya... E, ...ne bileyim... ...hani anında gelir beni evden... ...alırlar veya... ...telefon açarlar Sibel Hanım... ...şöyle şöyle bir olayınız var... E, ...emniyet müdürlüğüne... ...gelin veya... ...karakola gelin... ...veya savcılığa gelin davet üzerine... ...teknik takip... ...çok farklı... ...o yüzden emniyet teşkilatımız o kadar bilgili ki hani o köpekler var ya köpekler ha işte köpeklerle birlikte emniyet teşkilatımız zın köpeklerinden bahsediyorum zanlıyı yerin altından çıkartıyorlar ama beyefendi bunun bilinci içerisinde mi yoksa e, farklı bir şey mi? kendini acaba beğenen, mesela ben kendimi sanatçı zannediyorum ama hiçbir gazinoda çıkmışlığım yok. Bir tek ben İstanbul süper fabrikte ha, daha önceden çıktım ama şu an yok bana öyle bir teklif. E ben hafızama eğer ben sanatçıyım diyorsam e, o hayaliyle ama benim kimseye zararım olmuyor ki kendi kendime şarkı söylüyorum burada amatörce. Ama bu bunu yönlendiren kişiler beni ilgilendirmiyor. Yapmayacak. Yapmayacak. Cahil de değil. Cahil de değil. Yani bundan dolayı efendim konuyu kapatıyoruz ve başka konulara geçiyoruz. Yani ben ona akıl verecek durumda değilim. Ben onun ebedi kokuleyine, kokuleye naşlayacağı günü bekleyen bir Sibel Baysal'ım burada ben. Tabi. Evet, e, bugünkü menüleri beğendiniz mi efendim? Salata, şey kaç kere sayacaksın işte insan tek olunca e, gerçekten hani e, iştaha gelmiyor. E, tabii ki yani e, e, sonuçta e, elim lezzet, lezzetli yani güzel yapıyorum Adana yöresine ait. Yani. Bir günde şey yapacağım. Ne derler? E, bombaş. Bumbardan, sakatattan oluşuyor biliyorsunuz efendim. Bağırsaktan oluşuyor. Bir de şırdan. Şırdan da yine sakatattan oluşuyor efendim. Evet. Deniz ablacığım, bir tanem, Giseli ablam, ee, salataya bugün ilk kez şey e, yeşil soğan kullandı ama yine de e, sunmak siz de deneyin yemin ederim çok lezzetli ya gerçekten ya Gündür Hanım Efendi salatayı sever. Ondan sonra bir gün dedim ki Gündür dedim bak salatayı yapıyorsun dedim. Ama bir de sunmak dene dedim Gündür'e. Ondan sonra Günür bir denedi sunmak. Sunmaksız salata asla tanımam dedi yani. O yüzden çok güzel oluyor yani sunmak yakışıyor efendim. Var mı e, sorularınız efendim? E, birkaç soru alayım. Tabi ki sorusu olan varsa sorabilir. Aaa. Sıgırağım bitti. Şunda hemen yanında şey var efendim küçük böyle çöpüm var. Görüyorsunuz değil mi? Bu da rengarenk. Poşet koyuyorum ve döküyorum. Yani. Bu da Aurora'nın şeyi efendim. Maması. Şöyle ödül. Refleks. Ben kısır bilmiyorum. Tabi ya kısırı hiç denemedim. Kısırı denemedim. Ya yani umarım güzel olur. Sumak yakışır yani. Sonuçta Kısırın içerisine de soğan giriyor, değil mi efendim? Ha, bulgurdan yapılıyor. Evet. E bence e, güzel olur. Ben yapmadım. Ha, bir de marolun içine koyarsın böyle. E, güzel olur. Asperk olabilir, şey olabilir. İşte e, diğer marol. E, güzel olur. Evet. Efendim e, olaylar olaylar anlatıldı E bakalım efendim e, bugün e, yani Sibel Baysal'la hangi şartları size söyleyecek burada şimdi değil e, bakıyor e, bakacağız Efendim yani bundan dolayı inşallah e, ne olur e, Gündür hanım Efendiye gelelim Bu arada e, kliple ilgili. Gündür hanımefendinin hanım burada e, herhangi bir e, şeyi yok. Ne derler hani. Zaten Hollanda'dan Türkiye'ye gelmeden bana klip parasını yollamıştı. Fakat ben burada e, ne yaptım? E, birkaç e, prodüksiyona gittim. İşte klip e, yönetmenlerine gittim. E, amatörce buldum klipleri ve üsteli, üstüne üstlük nette yayınlan yayınlamayacaklarını söylediler. Bundan dolayı ee, ben de ne yaptım? Ee, işte yani e, pizza verdim. E, iyi babilof yedim, iyi pişar yedim. Yani. Ondan dolayı kısmet. Evet. E, efendim, e, sizleri e, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Benim yapmış olduğum emektir. Yani e, Emek vermekten anlamın teriyle o mutfakta üç dakikalık yemek tarifi çekiyorum. Benim hoşuma gidiyor. Ee, rahat oluyorum. Beynim rahatlıyor. Hani kimse demesin yani YouTube kanalından e, şu kadar para kazanıyor işte fazlasıyla azıyla. Ee, i̇nşallah kazanırım. O dönemler de gelir. İnşallah. Yani. O yüzden e, tabii ki en büyük e, hayalim nedir? Bir klip yapmak. O da olursa olur. Yemin ederim mille Piyango aldık. Aldım. Daha da bakmadım. O yüzden e, <laughs> Amorti çıksa da ona da razıyız. <laughs> Efendim, e, şöyle Sibel Yavuzdal'dan ne yapalım? Hemen şöyle küçük bir kabla e, alalım efendim. Samyeli deymiş de solmuş, gül gelin gelin, Antepli gelin. Maraşlı gelin, Urfalı gelin, vay dertli gelin. Samyeli deymişte de solmuş gül gelin gelin, Antepli gelin, Maraşlı gelin, Urfalı gelin, vay dertli gelin. Öpüyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimle efendim.